Bu bölümde kasem, yeterlilik ve kem edatı bunlar üzerinde duracağız. Kasem Türkçede yemin anlamında. Aslında yemin kelimesi de Arapçadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ifadedir. Türkçede yemin ederken vallahi billahi tallahi, vallahi en meşhuru ama bunun dışında Mesela kişi hızını alamıyor. Vallahi de, billahi de, tallahi de üçünü birden söylüyor. Bunların hepsi yemin ifade eder. Arapçada bir de e, mesela ve ve duhaha işte güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun ki ve ve zeytuni incire zeytine yemin olsun ki buna vavül kasem deniyor. Yemin ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de tallahi bunu net bir şekilde görmekteyiz. Yusuf'un kardeşleri Hz. Yusuf'un büyüklüğü karşısında en sonunda şunu söylüyorlar. Galu dediler tallahi. Türkçede vallahi gibi bunu düşünebiliriz ama aynen tallahi şeklinde de ifade edebiliriz. Tallahim. Laqad aleyna. Allah seni bize üstün kıldı. Yani onun faziletini, meziyetini netice itibariyle kabul ediyorlar. Yeminden sonra yeminin cevabı gelir. Vettin ve zeytun oradan örnek verecek olursak Allahu Teala vettin ve zeytun andolsun incire ve zeytine ve tur andolsun Sina dağına ve hadzal beldil emin andolsun bu emin beldeye, Mekke'ye. Bütün bunlara yemin olsun ki lagadı halaknal insane fi ahseni takvim. Gerçek şu ki biz insanı ahseni takvimde yarattık. Ee, burada üç defa ya yani 3 ayet diyelim. Ve ve zeytun ve turisinin ve hazel beledil emin. Buralarda yemin var. Devamında ise bu yeminlerin neticesinde ne ifade edilmek istenen ne gerçek şu ki biz insanı ahsen-i takvimde en güzel kıvamda yarattık. Bu kısım cevabul gasem deniyor. Yeminin cevabı. Ve duha mesela peygamberimize yönelik ilahi nimetleri nazara veren bir suredir kısa surelerden. Allahu Teala duha'ya kuşluk vaktine yemin ediyor. Duha Duha namazı şeklinde en azından dindar kesimin bildiği bir kelimedir. Güneş doğduktan sonra e, işte e, kerahat vakti çıktıktan sonra kılınan bir namaz. Artık güneşin aydınlığı e, her tarafı kaplamıştır. Daha öğle vakti de gelmemiştir. Buna duha deniyor. Ve duha andolsun duha kuşluk vaktine. Ve leyli i sakinleştiği zaman geceye sakinleştiği zaman geceye de yemin olsun. Ma daha dakir rabbuke ve maqala. Burası da cevabı. Rabbin seni terk etmedi ve maqala sana darılmadı. Ve lel ahiratu hayrul like minel ula. Senin için sonrası öncekinden elbette daha hayırlıdır. Veya ahirete ahiret manası verilip ulaya dünya manası verilebilir. Ahiret senin için dünyadan çok daha hayırlıdır. Evet kasem Kur'an-ı Kerim'de hayli geçer. Ama ana hatlarıyla e, bu. E, işte vavul kasem, baul kasem, taul kasem şeklinde e, üç harfle yemin yapılıyor. Ve e, bunların cevabı da ayette geliyor veya hasfedilmiş de olabilir. Buradan fiili vücubiye, gereklilik fiiline e, geçebiliriz. Gereklilik fiili, Türkçe'de meli, malı, şöyle olmalı, şeklinde ifade edilebilir. E, Kur'an Arapçasında, bagili şöyle olması uygun olur, yaraşır. Kur'an'dan bir örnek olarak, mesela, ve mâ yembeğilirrahmâni, Rahman'a yakışmaz, en yettahide velede, bir çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Burada ma olumsuz yaptığından bu şekilde ifade etmiş olduk. Ama yaraşan bir şey söylenildiği zaman da yembagi işte la lam harfi ve ne söylenecekse devamı. Gün aynı mana günümüz Arapçasında meli gerekir anlamında vacebe ale, yecibu ale gibi bu şekilde kullanılmaktadır. Leşşemsü ile lehe Güneş değildir. ile <laughs> he ona uygun değil. En gamar <laughs> kamera yetişmesi. Ve <laughs> gece, gece içinde uygun değildir. Sebigun nehar <laughs> gündüzü geçebilmesi. Tabi belki meal olarak ilk anda anlaşılmayabilir mana şuraya çıkıyor. Güneşin kendi bir yörüngesi var. O orada gidiyor. Gece vakti güneş doğmaz. Gece ay görülecektir. Ve e, gündüz olduğunda da güneş görülecektir. İşte gecenin vakti belli, gündüzün vakti bellidir. Ayet bu manayı böyle bir üslupla ifade etmekten. Evet başka bir örnek şu ayette görebiliriz. Galu dediler, Sübhaneke Allah'ım sen sübhansın seni tenzih ederiz ma kâne yembeğilene bize yaraşmaz ennet edinmemiz min dûnike senin dûnunda senden başka min evliye dostlar edinmek bize yaraşmaz e, bu neyle alakalı bir önceki ayete bakarsak bir önceki ayette Allahu Teala müşriklerin taptıkları e, batıl e, mabutlarla olan bir durumu nazara veriyor ve onlara diyor ki e entum adlaltum ibadaha ulai bu kullarımı siz mi yoldan saptırdınız emhum dallu sebil yoksa onlar kendileri mi saptılar buna mukabil e, bu şekilde bir cevap yer almakta buradan e, yeterlilik fiiline geçebiliriz yeterlilik fiili derken istata o bir şeyi yapabilmek, veya kadere yakdiru bir şeye kadir olmak Kur'an-ı Kerim'de bunların da örneklerini görebilmekteyiz. Mesela Hz. İsa'nın havarilerle olan durumu. Havariler Hz. İsa'dan bir mucize talebinde bulunuyorlar. Kur'an bize bunu şöyle anlatır. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ Hani havariler şöyle demişti. Gale dedi el havariyun havariler. İz gale şöyle demişlerdi. Ya İsa ibn Meryem. Ey Meryem oğlu İsa. Demek ki havariler haşa e, İbnullah demiyorlar. Meryem oğlu diyorlar. Hazreti İsa Allah'ın oğlu değil Meryem'in oğludur. Ey Meryem oğlu İsa. Hel yestati'u rabbuke. Rabbin yapabilir mi? En yünezzile indirebilir mi? Aleyna üzerimize maide temine sema gökten bir sofra indirebilir mi? Maide sofra demek. Maide. Kur'an-ı Kerim'de e, sure ismidir. Zaten Maide suresinden bir ayet ve e, sure adını bu ayetten almaktadır. Burada bir mucize talebi var. Gökten bir sofra indirilmesi ve e, havariler böyle bir şeyi istiyorlar. Ve bunu ifade ederken de hel yestati'u rabbuke Rabbin bunu yapabilir <laughs> mi? İstata'a yestati'u bir şeye güç yetirebilmeyi ifade eder. Kıyamet koptuğunda insanların acziyetini anlatan bir ayet. Fela yestati'una tavsiyeten kıyamet koptuğunda insanlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler? Tavsiye, vasiyet aynı kökten ve la ila ehlihim ne de ehillerine dönebilirler. Ya yani deprem hengamesinde bile insanların el ayağı birbirine karışıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Diğer alem yani diğer alemin artık başlayacağı, bunun evveli olan kıyamette en büyük zelzele yaşanacak. Dünyanın her tarafı sarsılacak. Ağrı Dağı gibi büyük dağlar savrulup gidecek. Dünya dümdüz hale gelecek. Böyle bir hengamede artık onlar ne bir tavsiyede, vasiyette bulunabilirler ne de kendi ehillerine dönebilirler. Allah-u Teala insanların acziyetini Rahman suresinde geçen bir ayette şöyle anlatıyor. Ya maşaral cinni vel insim. Ey cin ve ins topluluğu maşar. Günümüzde belki o kadar kullanılan bir kelime değil ama en azından belli bir dil eğitimi almış olanlar, Osmanlıcaya bir derece aşina olanlar bu kelimeyi bilirler ve bir kısım yazarlar mahşeri vicdan tabirini kullanırlar. Mahşeri vicdan yani kamu vicdanı, toplumun vicdanı. Mahşer topluluk demek. Mahşer değil, karıştırılmaması gerekir. Ey cin ve ins topluluğu, toplulukları. Inistata'tum elinizden gelirse entenfuzu nüfuz etmek. Min aktar'is semavat vel ardı, göklerin ve yerin aktarından, sınırlarından çıkmaya gücünüz yeterse fenfuzu, haydi çıkın. Yani eğer Allah'a abd olmak istemiyorsanız Allah'ın yarattığı bu alemin dışına çıkın. Göklerin, yerin dışına çıkın ama çıkamazsınız. Yani diyelim aya çıktık diyebilir bazıları da Ay'da Allah'ın mülkü. Bu da çok evlilik gibi durumlarda insanların acziyetini gösteren bir durum. Velen tastati u yapamazsınız. En adalet etmek beynen nisa kadınlar arasında velav harastum hırs gösterseniz de. Velav hırs da gösterseniz kadınlar arasında tam bir adalet ee, yapamazsınız. Ve e, diğer ifade eyah sebu ellen yakdir aleyhi ehad insan kendisine kimse güç yetiremez mi sanıyor? Eyah sebu insan zannediyor mu? ellen aleyhi ehad kimse ona kadir olamayacak, güç yetiremeyecek mi zannediyor? Buradan kem edatına geçebiliriz. Hani bazıları bir şeyi anlatırken çok düzgün anlatamazsa <laughs> kem küm etme derler. Aslında kem küm Arapçada bol miktarda var. Kem kaç anlamındadır? Küm de siz anlamındadır. Mesela kitabı kesenin kitabın, kitabı kum sizin kitabınız. E, ve küm sıkça geçer ayetlerde. Zamir olarak sık sıkça geçer. Kem o da edat olarak sıkça geçer. kaç, nice gibi anlama gelmektedir. İşte bir ayette Allahu Teala nice anlamında şöyle bildiriyor. Kem min galiletin nice az topluluk galebet galip gelmiştir. Fiyeten kethiraten çok topluluğa bir iznillah Allah'ın izniyle. Nice az topluluk Allah'ın izniyle nice çok topluluğa galip gelmiştir. Yani bunlar öncü azınlıktır, kaliteli insanlardır. E günümüz şartlarında da yine toplumda önder durumda olan kişiler sayıca çok fazla değildir. Ama bunların etkisi kuru kalabalıklardan çok çok fazladır. Bir de savaşlarda, Bedir gibi savaşlarda Müslümanların sayısı az ama düşmanın sayısı çok bile olsa galip gelebilmişlerdir. Sel beni İsraile, İsrailoğullarına sor. Sele yes'alu buradan sel sor. Beni İsraile, İsrailoğullarına kem ateynahum? Biz onlara ne kadar verdik? Min ayetin yine açık ayetler. Biz onlara ne kadar açık ayet, apaçık ayetler verdik? Bunu sor. başka bir ayet Yasin suresinde geçen. Elem yarav görmediler mi? Ra'e gördü, yera görür. E, yarav ne? Onlar görürler. Lem gelince sondaki onu düşürüyor. Lem yarav görmediler. Elem yarav görmediler mi? Kem nicelerini ehlekne helak ettik. Ehlekna helak etmek قبلهم kendilerinden önce Minal gurun önceki devirlerde in ennahum onlar ileyhim kendilerine la yarciun dönmeyecekler yani nice kavimleri kendilerinden önceki nice kavimleri helak ettik artık o helak edilenler kendilerine dönmeyecekler bu dönemde olmaları mümkün değil ...keeyyin ifadesi de... ...nice anlamında kullanılır... ...ve keeyyin... ...mesela... ...ve keeyyin min gariyetin... ...nice... ...belde var ki... ...kariye köy anlamında da kullanılır... ...ama... ...Kuran'daki kullanımında... ...belde dememiz daha uygun... ...ve bunun çoğulu... ...gura şeklinde gelmektedir... ...mesela Mekke'ye ümmül kura denilir ve bugün o isimde orada bir üniversite vardır. Ve keyyimin qaryetin nice belde var ki hiye o e, beldeler eşeddu kuvveten kuvvetçe daha şiddetlidir. Mingariyetike senin kariyenden, senin beldenden peygamberimize hitap ey peygamber nice beldeler var ki senin kariyenden kuvvetçe daha şiddetliydi. Elleti ki senin karyen ahracetke seni çıkardım. Yani seni e, kendisinden çıkaran, hicrete mecbur eden karyenden, beldenden daha kuvvetli nice beldeler vardı. Ehleknahum biz onları helak ettik. Mekke 10 bin kadar nüfusu olan bir şehir o günün şartlarında. Ama tarihte çok daha büyük şehirlerde olmuş. Çok daha böyle medeni yönden maddi imkanlar itibariyle gelişmiş topluluklar olmuş ama haddi aştıklarında helak edilmiş burada işte peygamberimize bir teselli var eğer onlar peygambere tabi olmazlarsa o kavim de helak olacak bunu bildirmek var ve burada daha evvel gördüğümüz nice kuralları uygulama imkanımız var ''min'' harfi ''cer''dir. Bundan dolayı ''gariyetin'' olmuştur. ''Eşeddü kuvveten'' derken e, ismi taftil konusuna girmektedir. E, ve ''elleti'' ismi mevsul konusuna girmektedir. ''Ehracetke'' derken e, kariye mühendisi olduğu için ''Ehraca'' gelmiştir. ''Teli'' olarak gelmiştir. ki olmuştur gibi. Ama Devamında ehlekna hum biz onları helak ettik. Hum e, zamir olarak erkeklere raci yani o beldenin insanlarına raci öyle ifade edelim. Yani mesele burada şehrin kendisi değil. Şehir ne yapsın ki? Şehrin ahalisi. Biz o şehirlerin ahalisini helak ettik. Ve keyyim min debbetin, nice canlı var. Tab ve canlı demek. Hareket eden, La tahmilu rızgaha rızkını taşıyamaz. Allahu yerzuha Allah onları rızıklandırır. Ve iyyakum sizi de. Nice canlı var rızkını taşıyamaz. Allah hem onları rızıklandırır hem de sizi. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de evet kasem var. Yeterlilik fiili, istitaa bu gibi şeyler var. Ve kem edatı bunlar hayli sık bir şekilde karşımıza çıkabilir. Ve bu dersin muhtevası ana hatlarıyla anlaşıldığında, öğrenildiğinde bunların emsallerini Kur'an'da okuduğumuzda bunlara mana verebiliriz ve daha güzel, daha rahat bir şekilde anlayabiliriz.